Çizgiye geldiler. Dün de Davutoğlu vardı ve Davutoğlu Mehmet Akif Ersoy'un karşısındaydı. Burada çok enteresan açıklamalar yaptı. Çok tepki çeken açıklamalar yaptı. Bunların birincisi şöyle bir açıklaması oldu. Bunu da ekrana vereceğim şimdi. Bu altın evet. masanın tartışmaları zaten e, Temel ile başlamıştı bir aralıkta. Ve Ahmet Davutoğlu bunu e, yükselterek, el yükselterek devam ediyor her geçen gün. Öncelikle dedi ki e, herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alacak dedi. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani %0.5 oyu olan bir partinin sence e, bakanlık alması, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alması normal mi? Önce şuradan söyleyeyim Ali. E, biz bugün e, radikal tahammülsüzler olarak sandığa girsek iddia ediyorum çalışsak e, başkanımız da sen olsan radikal kamus üzerinin başkanı altılı masaya biz otursak Davutoğlu'ndan daha faydalı oluruz bir daha büyük sempati yaratırız iki daha fazla insanla gönül bağ kurarız üç ve e, altılı masaya yansıyacak olan oy oranımız daha fazla olur. Dolayısıyla önüne gelen e, bir parti bir tabela partisi kurup ben de masada bunu istiyorum e, diyorsa bunun müsebbibi olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, anneannemin dediği e, gibi iyilikten maraz hasıl olur sözünün e, tam karşılığını görmüş oluyor. Bunun adı bir ihanet. Yani Davutoğlu masaya ihanet ediyor. Davutoğlu dün söylediğim kendisine kayyum atanmış bir başbakan. E, kayyum atanmış e, bir başbakanın e, ve açık bir şekilde kayyum atanan bir başbakanın arkasından işler terse gidince ve elinde hiçbir şey kalmayınca hayatın başka bir noktasında muhalefet edip parti kurup Kılıçdaroğlu'nun iyi niyetiyle masaya oturup arkasından da bu kadar talepkar, bu kadar saldırgan bir talepkarlıkta olması toplumda hiç kimseye iyi gelmez. Hiç kimseye de e, umut vermez. Tam tersine e, gerçekten olmuş olanı bozar. Şimdi Davutoğlu'nu anlamak istiyorsak birkaç yerden bakmamız lazım. Türkiye'de Erdoğan'la birlikte belki Erdoğan'dan daha fazla Suriye meselesinin olmasına neden olan Amerikancı ve İhvancı, Amerikancı ve İhvancı siyaseti sürdüren, bugün Türkiye'deki Suriye'den gelen açık sınır politikasının oluşmasına neden olan Dışişleri Bakanı, danışman ve başbakan kim? Davutoğlu. Aynı Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında olup bitenleri açıklayamayan Türkiye'ye ya arkadaş Burada ne oluyor, ne bitiyor diye soru sordurtmayan, o dönemin sonunda Türkiye'ye bugünkü içinde bulunduğumuz e, ve aslında büyük bir kriz e, halinde bulunan Türk tipi başkanlık sisteminin mimarlarından birisi kim? Şu ya da bu şekilde Davutoğlu. Yetmez ama evetçilerin hamisi kim? Davutoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaretler eden kim? Davutoğlu. Türkiye'de muhafazakarlık adı altında din tacirliği yapanlarla kol kola giren kendisi yaptı diyemem. Yani o doğrudan ama Suriye meselesinin mimarı Davutoğlu. Ve şimdi bu Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir ekiple birlikte ayrılıyor ve bir şey söylüyor. Bunu yapmak hakkı. Eleştirmek hakkı. Siyaset yapma hakkı. Kendi çizgisini ortaya koymak hakkı. Halen eset diyor mesela. Şimdi açık bir durum var ki Türkiye'nin en ağır hasarını Suriye ilişkilerinden dolayı almış olduğu bir süreçte bundan dolayı hepimiz tehdit aldık. IŞİD militanları Türkiye'de cirit attı. Bugün milyonlarca insan burada onları trenlere bilip falan böyle göndermek o kadar kolay değil. 40 tane mesele var. Maliyeti var. Siyasal sorunları var. insani dramları var. Bunların tamamının altında sorumluluğu var Sayın Davutoğlu'nun. Şimdi bütün bunların altında Davutoğlu'nun sorumluluğu varken Davutoğlu masaya bir şekilde iliştirilmişken, kendi kayyum dönemini anlatamamışken bugün kalkıp da bir dakika arkadaşım deyip ee, ticaret yapmaya kalkarsanız ne ticareti? Siyaset ticareti bu korkunç bir şey olur. Yani hayatım CHP zihniyetiyle mücadele geçti diyeceksiniz. Ama CHP tabanının kurguladığı CHP'li insanların ve onun etrafında birleşenlerin temelde olduğu bir noktadan bakanlık talep edeceksiniz. Yetmeyecek işte milletvekili oranında daha çok bakanlık alacağız falan diyeceksiniz. Bir kere bir sizin Davutoğlu olarak bir milletvekili çıkaracak kadar bile bakın bir milletvekili çıkaracak kadar bile oy alma imkanınız var mı? Önce ona bakalım. Türkiye'de bazı bölgelerde milletvekili 100 binde, 120 binde, 150 binde çıkıyor. Bazı bölgelerde 80 binde çıkıyor falan. Baraj açılacak bir de bu milletvekili alacaksınız. Ben soruyorum Konya birinci sıradan kendiniz bağımsız olarak girip meclise gelebiliyor musunuz Sayın Davutoğlu? Eğer siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıralarına aday olacaksanız resmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz be öz evladı olan insanların hakkını gasp etmiş olacaksınız. Siz iyi Parti'den aday olacaksınız ki sanmıyorum. O zaman da iyi Partililerin hakkını gasp etmiş olacaksınız. Bir, demek ki zaten milletvekilliğinde oturacağınız koltuk işgalcilik. İşgalcilik, milletvekili olursanız. Yok milletvekili olmazsanız sizi e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacaksa atadığında yapacaklarınız belli. Bir, ...liyakatli atanmış olmayacaksınız... ...çünkü sizin işleri vesaire gibi yaptıklarınız... ...neler olduğunu gördük... ...Suriye'de başımızı belaya soktunuz... ...ve Suriye'de başımızı belaya soktuktan sonra... ...bugün halen sürüyor... ...hangi hakla, hangi icraatınızla... ...hangi uygulamanızla, hangi yetkinliğinizle... ...siz Türkiye'de... ...Cumhurbaşkanı yardımcılığı alacaksınız... ...bir kere bu bence muamma... ...Türkiye'de bugün sorsanız kimse de size bu Cumhurbaşkanı yardımcılığını vermez... ...bu yetmiyormuş gibi... ...altınlaması henüz böyle bir açıklama yapmamışken... Önden resmen açıklama yapıyorsunuz. Bu söyledikleriniz bir mutabakattır diyorsunuz. Eğer benim söylediklerim olmazsa şimdiden kriz çıkar demeye getiriyorsunuz. Yani ahde vefanız sıfır. Masadaki insanların oyununu bozuyorsunuz. Belki de masadaki oy hakkınızı şimdiden öyle mi böyle mi diye koyuyorsunuz. Bu ahlaki değil. Hiçbir şekilde siyasi ahlaka uymuyor. Yani siz ne Kılıçdaroğlu'na saygı duyuyorsunuz ne masadaki diğer arkadaşlarınıza saygı duyuyorsunuz. Son derece ayıp bana sorarsınız. Yani bu şu demek aynı zamanda. Siz şimdiden ön alıyorum. Ya benim dediğimi yaparsınız ya da masayı dağıtırım. Şimdi şöyle bir şey var. Erdoğan bir kişi masadan kalksa kişinin değerli olup ya da olmadığı önemli değil. Yani toplumsal güç anlamında söylüyorum. Ne olacak Ali? Kişinin toplumsal güç anlamı olarak değerli de olsa, değersiz de olsa tablo şu olacak. Bakın masa dağıldı. İşte bunların durumu bu diyecek. Bunu kullanıyor Davutoğlu. Bu bunu kullanıyor. Masaya saygısı yok. Bakın masaya saygısı yok. Devam ediyorum, devam ediyorum. Daha korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Cumhurbaşkanı dönüp bizle danışmazsa kriz çıkar diyor. Ya kurulmamış hükümetin seçilmemiş meclisin seçilmemiş cumhurbaşkanının krizini bugünden konuşacak kadar Türkiye'nin umutlarını çalan. Buradaki seçmene, aylardır e, emek veren siyasilere, e, öfkesini içinde tutanlara bence haksızlık ediyor. Bu kibarca söylediğim bir şey. Ya insaf arkadaş. İnsaf. Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Eee seçime gideriz diyor. Ya şimdi Erdoğan çıksa, ya ey Davutoğlu, ey Kılıçdaroğlu yanındaki arkadaşlarına bak. Şimdiden seni tehdit ediyor. Sen ki memleketi yönetmek kim dese ki dedi. Doğru. Yani, yani orada soruyor. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl emek verdi ya? Ali. nasıl emek verdi bu sürece? Ben Bacan... bu konuda tam olarak katılmıyorum abi. Yani e, emek tabii ki emek çok verdi ama yani işte Davutoğlu'nu, babacanı temel Karamoğlu'nu da masaya alan yine Kılıçdaroğluydu. Ee, ve bunun sonunda böyle bir şey çıkabileceği de bence yani belliydi. Çünkü yani, bu adam daha 12.000 hesabını vermemiş, e, o bir, bir 7 Haziran 1 Kasım arasında hesabını vermemiş, bildiklerim var konuşurum diye insanları tehdit ediyor ki yani bildiklerim var konuşurum dediği şeyler yüzlerce binlerce belki insanın hayatını e, kaybettiği olaylardan bahsediyor. Konuşmadığı olaylar hani öyle e, siyasi kulisler, magazin haberleri falan değil. Bombalamalardan, terör olaylarından, savaştan bahsediyoruz bence öncelikle bunların hesabını verip ondan sonra dönüp meclise bakmalı veya işte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına bakmalı. yani Kılıçdaroğlu'nun da ben bu noktada Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Karamollaoğlu'nu masaya alarak ülkenin geleceğini siyasal İslam'a teslim etme yönünde bir şekilde bir adım atmış olduğunu görüyorum aslında ve bunu da çok tehlikeli buluyorum. Yani burada da zaten Davutoğlu'nun söylediği mesele yani burada demek ki biz seçilirsek kaos gelecek memlekete olarak yorumladım ben bunu. Bu açıklamasını. Şimdi şöyle e, ben söylediklerini aylardır söylüyorum zaten. Burada bir e, ihtilafımız yok. Ben şunu söylüyorum. Davutoğlu'nu bile Davutoğlu'nu bile top, e, masaya alıp toplumu ikna edecek hale e, geldi. E, yani Kılıçdaroğlu toplumun büyük kesimlerine ya e, Davutoğlu da burada ama susun Allah aşkına seçime kadar dedi anlamında söylüyorum. Yoksa bana göre Kılıçdaroğlu'nun babacan'a, Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye, Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'na hiçbir şekilde el uzatmasına bir sebep yoktu. Hiçbir şekilde yoktu. Ee, orada sen en fikirim. Davutoğlu'nun açıklama yapmaması, hesap vermemesi, bir 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 şekilde eee AKP bakiyesi'nde hiçbir sorumluluk almaması kabul edilemez. Yarın AKP ile ilgili kimi isimler örneğin tartışmalı isimler var bunlar bir sebepten dolayı hukukta bir karşılık görecek yargılamaya tabi olursa bu her ne olursa olsun e bunun içerisinde bugün muhalefete geçmiş olan Adalet ve Kalkınma Partililer ya bunlar artık muhalefete geçti diye bundan muaf tutulmaz tutulamaz zaten. Benim söyleyeyim şu bizim bu durduğumuz yerden değil masa açısından söylüyorum. Masadaki insan olarak diyorum, Kılıçdaroğlu olarak söylüyorum. Yoksa bana sorarsan Kemal Bey'in bugün basın toplantısı yapıp hemen ama hemen lütfen e, masadan ayrılın demesi gerekir. Veyahut e, Meral Hanım'ı e, çağırması gerekir. Şimdi istersen o fotoğrafı ver biz ne demiştik o gün ikili masa meselesi elinde varsa bir onu e, görelim. Şimdi ya ben ha. E, Aldığım fotoğrafta ne dediğinden ziyade hani e, başlık vardı. Onu hemen göstereceğim ben. Sen zaten e, görürsün. İzlemek isteyenler için de 3 hafta önceki yayındı bu. Tekrar e, paylaşırız yayını da. İşte evet. Da i̇kili masa evet. demiştik. Şey, ee, bizim bu yayında ben ikili masa e, tarifini kullanmıştım. Hatırlıyorsun değil mi Ali? Bu bizim evet. yayında. İlan ee... sonlandı demiştin altılı masa. Efendim? Altılı evet. masa Hilen sonlandı demiştim. Altılı masa fiilen sonlandı demiştim ve altılı masa fiilen sonlandı dediğim günden sonra bakın neler oldu çünkü o gün söylediklerimde yine ısrarlıyım yine aynı şeyin arkasındayım altılı masa diye bir şey yok Kemal Bey'in zorlamasıyla bugüne kadar geldi İkili masa var bence işte onun da kanıtı bu. Kimse bunu söylemediğini söylemiyordu. Masa fiilen bugün de aldı dedim. Kemal Bey, e, Meral Hanım, Kemal Bey Meral Hanım'a eee diyemem ama bir çerçeve çizdi ve burada uzlaşıldı. İkili masadır dedim o gün. İşte burada. Ve biz o gün söylediklerimizle e, aslında insanlar e, yandaş medya dedi ki aa Enver böyle diyor Masada masanın dağılmasında bir fenalık yok ki Ali. Masa zaten e, ayakta durduğu için sorun çıkıyor. Masa dağılmış olsa hiçbir sorun yok. Neden sorun yok? Çünkü bu iki isim şu mutabakatı yaptıkları zaman seçimi alacaklar. Kemal Bey dese ki Meral Hanım'a Meral Hanım'cığım bak ben Kürtlerle de anlaşacağım. Sen de kendi tabanını tut. Üçümüzün oy oranı 50 artı 1 bulur. Biz de bu işi bitiririz. Gözünü seveyim şu işi bitirelim dese dışarıdaki dört ismin herhangi birisinin herhangi bir anlamda ne gibi bir önemi olabilir ki? Ne gibi bir etkinliği olabilir ki? Zaten buradan sonra Davutoğlu e, haldır haldır saldırmaya başladı. Bundan sonra işler karıştı. Yani şu çok açık. E, mesela şey e, Babacan Hareketi e, Kürt siyasal hareketiyle kesişen noktaları var. Onların içinden de parlamentoya girebilir eğer istiyorsa. E, Demokrat Parti lideri İyi Parti'den ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden de aday gösterilebilir. Tek bir kişi neticede. Saadet Partisi içinden de aynı şey olabilir. Çünkü büyük büyük talepler olursa olmaz bu iş. Ama mesele de biz bu işin gövdesini oluşturacağız. Biz bu işin asıl oyun kurucusuyuz diyen her kim varsa onu masadan uzaklaştırmak lazım. Size buradan soruyorum değerli dostlar. Davutoğlu ile Babacan masadan kalksa, en azından Davutoğlu masadan kalksa, baba daha masa daha güvenilir, daha güçlü mü olur? Yoksa masa güç mü kaybeder? Bana göre yani, masa daha güvenilir, güçlü olur. Ya bana da öyle geliyor. Bir, bir yandan da mesela dün e, de tartışılıyordu bu Deva Partisi meselesi HDP'nin içinden. Hani HDP'li ittifak falan ama ben zannetmiyorum. Çünkü HDP'nin şu an ittifakta olduğu tip top gibi partiler var ve bu partiler babacanı asla kabul edeceklerini düşünmüyorum masaya. En azından o masada dağılır eğer babacan o tarafa geçmeye çalışırsa. Hayır hayır ben bu, bu ikisi anlamda... birlikte bence bir kendi ittifaklarını kursunlar. Ya o ayrı ama şu, şunu kastediyorum ben. E, HDP e, kendi içinden milletvekili adayı gösterirse kimse bir şey diyemez ki. Evet. İttifaka koymaz ama dersin ki ben İstanbul'dan e, üç tane de şeyi koyuyorum. Deva Partili'yi koyuyorum ki mahir diyebilir ki kendi milletvekili adayı o evet. şeyi dağıtmaz ittifakı dağıtmaz. Ama masaya parti olarak oturursa dediğin doğru. Ama e, sen birisini aday göstermek istiyorsan e, bu bunu...